Selamünaleyküm, merhabalar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız inşallah. Metin Topaloçoğlu, ortağım İsmet Altıntaş ve eski yarışçılardan Celal Üzülmez. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi güzel bir sohbet yapacağız. İsmet, söz sende. Evet, şimdi posta camiasının, posta hobisinin en eski yarışçılarından biri Celal Üzülmez abi'yi tanıyacağız önce. Tarih eser diyebiliriz. Antika. Antika diyelim. Aynen abi. Abi seni tanıyalım önce istersen bir. Evet, ben Celal Üzülmez. 1965 doğumluyum. Posta kuşuna 1991 yılında başladık. Beslemeye başladık. Posta Karabaş falan da var galiba sende bir yere. Karabaş yavrularını büyütmek için aldık onları. Aslında Lavbaş, Karabaş yavrularını büyütmek için 91 yılında Eyüp'ten bir abimiz Almanya'dan getirmiş kuşları. Almanya'dan. Orijinal Alman markalı kuşlardı. 30 küsür tane miydi? Öyle bir şeydi. 35 tane falan olması lazım. Cevat Anık'la beraber ortak aldık. Ortak aldık. Sonra işte yavru beslettik bir sene. Öbür sene ya dedik bunlar yarışıyormuş dedik. İşte salınca geliyormuş falan. Tamam o zaman Cevat'la ortağız. Besliyoruz ortak. Cevat'la yavrular aldık. Ayar alıştırdık. Alıştırdıktan sonra bunları salmaya başladık. Önce işte 5 kilometre, 10 kilometre falan böyle bir karşıya geçelim dedik. Bunlar karşıdan da gelir falan ama bize böyle şaka gibi geliyor. Ondan sonra karşıya geçirdik kuşu. Karşıdan da geliyor kuş. Salıyoruz geliyor. Bir tane kuş koyuyoruz şeye, kutuya. Gidiyoruz. Gidiyoruz karşıya. Gebze'ye kadar götürdük. Gebze'den de geldi kuş. Cevat ne yapalım İzmit'e götürelim bunu. Bir tane kuşu koyuyoruz üşenmeden İzmit'e götürüp salıyoruz kuşu. Ondan sonra tabii bu sevgi öyle aşılandı. Aşı yavaş yavaş girmeye başlamış. Aşıyı biz aldık. Sene 92. Ondan sonra dernek kuruldu. İstanbul Posta'nın ilk kuruluş şeyi Recai abiyle beraber. Recai abilerin yukarıda derneği, yukarıdaki yani, evet yukarıdaki dernek. O dernek eski dernek. O da rahmetli oldu eski başkanlardan Moris Fidan ötekinin ismini unuttum şimdi. O da rahmetli oldu. Moral bu değil. Ne diyor değil mi? İrfan Cikse değil. Yaşıyor. Moris Fidan değil. Onların evet. Bir tane de başkanımız vardı. Rahmetli oldu. Allah affetsin. Allah rahmet etsin. Recai abiyle sonra işte posta kuşuna bizim o Recai abi grubu Süleyman Meriç, Recai Şengül, Cevat Anık, Celal Üzülmez, Süleyman Malak. Güzel bir derneğimiz vardı. Bir daha vardı. Ya. Ben de şimdi unuttum. Hatta Hamit Bircan. Bunlarla başladık dernek faaliyetlerine. Dernek faaliyetlerine ilk yarışımızı İstanbul'un ilk resmi yarışıdır bu arkadaşlar. Herkes Eskişehir diyor ama Eskişehir değil. Eskişehir'e sadece iddia üzerine kuşlar giderdi. Ayaklarına paranın ucu bağlanırdı. Salınırdı Eskişehir'den. Bu yarış değildi. Kişisel bir şey. İddia üzerine Eskişehir'den salınıyordu, İzmit'ten salınıyordu gibi. Ama esas resmi yarış İstanbul'da, Türkiye'de daha doğrusu posta yarışı, ilk yarış bizim Bursa yarışıdır. Derneğimizin düzenlediği resmi olarak Bursa'dan saldık ilk yarışı. Lastik takarak, ayaklarına lastik taktık, kayıtlarını yaptık. Tabii o zaman mesafe yok, şu yok, yok, hiçbir şey yok. Telefonla yarışıyoruz. Aynen, yarıştım ben aslında. Tabii, derneğin telefonunu yarışçı arkadaşlar, 10 kişiyi zaten yarışan. Herkeste derneğin telefonu var. Kuş geldi mi? Kuş geldiği an hemen lastiğini çıkarıp lastik numarasını dernekte kayıt yapan arkadaşa bildiriyoruz. O kayıt yapan arkadaş da süresini yazıyor. Geldiği dakikayı, saniyeyi hepsini yazıyor. Ondan sonra işte böyle başladık bu işlere. Ondan sonra ölçümler yapıldı. Ölçümlerden sonra işte otomatik saatler geldi. Sistem olarak aslında gelişmiş. Lastikten şu an elektronik saatler var. Tak 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 okuyor mesela. Ne kadar gelişmiş ama kuşçuluk. Çok gelişti. Yani biz o durumlardan başlayıp bu saat, elektronik saatlere kadar getirdik. Hatta tipeslere getirdik. Getirdikten sonra zannedersen 99-2000'li yıllarda geldi Tipex. 2000'lerin başında geldi.
Ondan sonra ben bıraktım zaten. 2000'li yıllardan sonra, Tipex geldikten sonrası. Senin meşhur soruyu söyleyeyim sana. Neden 2003. Bıraktın? 2003. Neden bıraktım Metinciğim? Aslında doyuma da ulaştım postada. Şöyle başarılar var. Tabii. Çok büyük başarılar yaptım o dönemde. Şöyle başarılar, yani İstanbul geneli birleştiği zamandı. 8500 kuşla en son bıraktığım sene 8500 kuşla yarıştım. 8500 kuş tek yerden toplanıyor. Haliç'in oradan topluyordu kuş. Çok Haliç'in şey. Köprü altından topluyorduk. Bütün İstanbul kuşunu oraya getiriyordu. Toplanıyorduk. Kocaman bir arabamız vardı. Tır gibi. Yükleniyordu. Başından sonuna kadar hep beraber yarıştık. Çok da güzel yarıştık yani. Yarışlarımız da çok güzel geçti. Nefis. Zevki vardı. Çok zevkliydi. Çok zevkliydi. İnsanlarla muhabbet orada. Bahisler düzenliyorduk. Bahis yarışlarımız vardı. Ekstradan bahis. Kuş seçiyorduk. Bahise yazdırıyorduk. Yani bunları da o zaman başlatmıştık. O sene dediğim gibi ben neden bıraktım? Ondan sonra neden bıraktım? Yani o sene doyuma ulaştım artık. Postada bana göre son noktaya geldi. Neydi son nokta? 8000 kuşun as şampiyonu. As dördüncüsü. Genel plasman şampiyonu. Etap şampiyonları. 13 tane kupa aldım o sene. Bıraktığım sene. 13 kupayı 20 tane erkekle aldım İsmet. Bu da çok önemli. Sade erkekle yarıştım. Türkiye'de de yoktur. Şu anda da yoktur. Sade erkek yarıştıran. Yani tek tek beslenen, tek tek bakılan. Sade erkekle, 20 tane erkekle 8500 kuşun 13 tane kupasını aldım. Kısmet oldu. Tabii. Ondan sonra da işlerim de şeydi tabii o ara. İşlere ya işi seçecektim ya kuş yarışlarını, güvercini seçecektim. Ben de işi seçmek zorunda kaldım. Çocuklar küçüktü falan. İşi seçtik. İşi seçince güvercini bıraktık. Ama güvercin her zaman besledik. O gün de vardı, şimdi de vardı. Yani o 20 sene, 18 sene boşluğunda da yine güvercin besledik. Ama posta besleyemedik. Aynen öyle. Aktif. Ha, sebep ne? Posta besleyemememin sebebi ne? Posta çok büyük ilgi istiyor. Yani böyle yemini atayım, yarıştırayım. Öyle bir şey yok postada. Yani bunu böyle yapacaksanız yapmayın. Yazık evet. Günah. Paranıza yazık günah. Emeğinize yazık. Harcadığınız zamanınıza yazık. Çok özel bir kuş posta kuş. Çok özel. Çok özel ilgi istiyor. Yani çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız evde, bu postoyla da öyle ilgileneceksiniz eğer başarı istiyorsanız. Ama ben öyle lay lay lam yarışacağım diyorsan ömür boyu besle, problem yok. Ben de şimdi o durumdan düşmek istemedim bir daha. Yani başarısız olarak akıllarda kalmak istemedim. Çünkü ilgilenemeyeceğim için başarısız olacağım. Doğru. Bu iş sadece kuşa enteklememek lazım. Yani kuşla sadece kuş değil. Kuş olmazsa olmaz. Onu bir yere koyacaksın. Kuş olmazsa olmaz, kuş olacak. Ama ondan sonrası var. Ondan sonrası ilgi. Alaka, bakım, bilgi, tecrübe. Bunlar da zamanla oluyor. Doğru. Doğru. Kümes önemli. Evet. Kümes çok önemli. Yani kümes çok önemli derken kümesin lükslüğü hiç önemli değil. Benim başarı yaptığım kümes 2.65'e 1.80'di. Erkekler için yetiyordu bu kümes. 20 erken, 19 tane yuvalık vardı, 20 erkeğim vardı. Bir tanesi tünekte duruyordu. Yani gelmediği zaman öbürü doldursun diye. O da yuvasına gelmek zorunda hissediyordu kendini. Belki de ben kafamdan öyle düşünüyordum. Belki de öyle değildi. Ama sistem buydu. Yani kümes çok sağlıklı olmak zorunda. Kümesin üstünden hava almak zorunda. Önünden değil aslında. Yani kümesi yanlış yerden havalandırmayı düşünüyorlar. Kesinlikle tam tepeden en yüksek noktasından hava almak zorunda. Ve kümes beton olmamak zorunda. Beton kesinlikle olmayacak. Benim kümesim şeydi. MDF'ydi. 12 milim kalınlığında MDF'den yapılmıştı her yeri. Üstünde de en üst noktasından da komple hava alıyordu, teldi. O kümes yeterliydi. Mesela bir sene evvelini anlatayım size. Bir sene evvel benim kümesin karşı tarafındaydı. Orası da şeydi, yuton değil de beton kümesli. Aynı kuşlar bir sene evvel
hiçbir başarı yapamadım öbür kümeste. Ama ne zaman bu tahta kümese geçirdim, o zaman başarıları geldi. Bir etken de. Çok büyük etken. Yani. Çok büyük etken oldu yani. Çok basit gözüküyor ama çok büyük etken. Kümesin yönü de önemli. Güneşe bakmak zorunda. Ya doğuya ya batıya bakmak zorunda. Tam güneye rüzgarın estiği yönlere kümesin olmaz. Kuzeye bakmamak kesinlikle. Aynen. Aman devamlı rahatsız. Ya şimdi burada etken ne? Kuş nasıl uçuyor? Nefes yoluyla uçuyor. Nefes yoluyla. Yani havalandırman rüzgarın olmazsa kümes içindeki uçan toz tanecikleri, zerrecikler kuşun nefes yoluna tıkıyor. Ciğerlerde işliyor. Aynen, ciğerlerde işliyor. Aynı zamanda sahibine de zararlı. Sahibine de zararlı. Yani kuşun nefes yolu ne kadar açıksa o kadar iyi performans gösteriyor. Evet, çok basit yani. Çok basit. Çünkü bu hayvan nefesle geliyor, ciğerle geliyor. Ciğeri temiz olmak zorunda. Nefesli, sağlıklı olmak zorunda. Olmazsa olmaz, sağlıklı olmak zorunda kuşum. Devamlı ben her çıktığımda, her yem döktüğümde hepsini tek tek incelerdim. Yani ben yere yem dökmüyordum, hepsini yuvalarında veriyordum. Çünkü tek erkek beslediğim için. Sisteme göre. Mesela bu kuş diyorum yarışa gidecek, bu kuşa işte ağır besliyordum. Yarışa gideceği hafta. Öbür kuş gitmeyecek, ona hafif veriyordum mesela. Onu ayarlamak zorundaydım. Çünkü kaşıkla besliyorsun, yuvalarında besliyorsun. Yani çok kolay yani. Diğer az kuş göre, olduğu için kolay. Az kuş olduğu için taşımak kolay. Her hafta bir salma götürüyordum. 20 tane birden salmıyorduk çünkü. Sadece klasman kuşlarını salıyorduk. Yani o hafta hazır olan kuşu götürüyordum. Öyle olduğu için de zaten... Yani yarışta aslında kuş adetinin fazlalığı hiçbir aslında zararı var. Ama tabii zararı var. Zararı var. Yani her türlü zararı var. Çok. Ama o kuşları seçmek de çok önemliydi yani. Tabii canım. O erkekleri tek tek seçmek, onlar yani kolay bir şey değil yani. Böyle aldım erkekleri, bunlar yarışacak, öyle bir şey de yok bu işte. Yani o da yarışçının gözlemine bağlı. Yarışçının gözlemine, el ayarına, kuşunun tanımasına, kuşunun tanımasına bir sürü şey vardır. Kriter vardır. Yani onları, o erkekleri hani ben erkek işte dişileri attım buraya, erkekleri ayırdım. 20 tane erkek aldım değil tabii. Değil, öyle değil yani iş. Onları i̇çinden 50 tane erkek içinden belki 20 tanesini eli seçmek. Çok doğru söyledin. 50 tane erkekten, 50 tane kuştan o 20 taneyi seçtim. Evet. Zaten sen ne yapmışsın? Kümeste elemişsin, yolda elememişsin. Yolda elemedim. Bir de şey vardı en mesela. Faktör o. Yavru yarışları vardı o zaman bizim dönemlerimizde. Evet. Yavru yarışlarına girip o erkekleri eledim. Bir sene sonrasını. Çünkü erkek kuş... İlk senesi uçmaz erkek arkadaşlar. Yani dişi kuş uçar. Dişi kuşu sonuna kadar vurun. 700-800 fark etmez dişiye. Ama erkek kuşu kesinlikle uçmaz. Zaten kolon bodrum yarışlarının şeylerine bakarsan, yüzdesine bakarsan hep dişiler finalleri kazanan kuşlar. %90'larına bakarsan. Ya birkaç tane böyle çok önemli bir erkek de var. Emin Bayramoğlu'nun mesela. Açık ara hayvan. Ben de var mesela bir tane. Erkek 2011 İstanbul'da Ömer yapıyordu ya, az şampiyonu. Böyle bir kuş, böyle bir erkeğin uçmasına da zaten normalde imkan yok. Erkeğin ufak yararı yok. Yemiyor değil mi? Böyle kuş hala kümesle ismet biliyor. Hem büyük, iri, hem de erkek. Yani evet. O da kazanmış ama istisnai olaylar. İstisnai, evet. Yani, erkek genel memesine baktığın zaman dişiler hep ön planda. Çünkü ilk sene yavru yarışı gibi oluyor ya, ilk senesi olduğu için. Evet, ilk senesinde uçmak zorunda yaşıyor. Kaldığı için tabii. Dişliler, ondan sonra ya baktım böyle olmuyor. Dedim ki ya erkek ayarlayayım kendime. Erkekle yarışayım. Daha kolay yani. Ama daha az zaten çoğu insanlar böyle yapıyor biliyor musun? Tabii Avrupa standardı o zaten. Biz onu kendi kafamızdan yapmıyoruz. Oradan zaten. Oradan zaten videolarını seyrediyoruz. Ya biz de yapar mıyız? Yaparız dedik yani. Ha tabii birikim lazım onu yapmak için. Bir birikimimiz vardı oraya kullandık. En iyisi yani, el becerinden gözlemeni tabii. Geliştirmen gerekiyor. Tabii. Seçebilirsin. Çok doğru. Evet İsmet'ciğim. Şimdi abi postacılığı nerede görüyorsun şu an? Geçmişte nerede diye bıraktığında şimdi nerede görüyorsun? Vallahi veya gelecekte nerede görüyorsun? Öyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim o zaman. 92'de zannedersem bıraktım ben işte. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. 2002. 2002'de bıraktım. 2002'de bıraktığım yerde şu an. Ama 2002'de bıraktığımız zaman biz Avrupa'yla aynı seviyedeyiz diyebilirim. Aşağı yukarı bak. Tek erkek yarıştırdık. Orada da erkek yarıştırıyordu. Her kümes de yarıştırmıyordu onu. Benim bıraktığım sene herkes de öyle yarışmıyordu. Karışık yarıştıran vardı, değişik yarıştıran vardı. Yani biz o zamanları bıraktığımız zaman
ki yerdeler şu an. Belki de daha da gerideler şu anki sistemde. Bir tek şey gelişti. Ne gelişti? Tipe sistemi her yere yaygınlaştı. Bir gelişen taraf o. Ama kuşçuluk aynı bıraktığımız yeri... İlaç gelme konusu da biraz gelişti. Her türlü ilaç geliyor. Eskiden mesela tabii. Süleyman'ın tanıdığı Süleyman insanlar kendi getiriyordu. O insanlar hep başlıyor. Biz o yönden çok şanslıydık. Süleyman Beriç bizim derneğimizin üyesiydi. Evet. İyi de bir dostumuz, arkadaşımızdı. Yani her şeyi bizi temin edebiliyordu. Evet. Eşit değildi aslında. Diğer yarışlarla tabii. Bizim adaletli değildi. Biz çünkü her şeye çok kolay... Mesela bu Süleyman Beriç getiriyordu. Biz ama herkes sen aldı. Temin edemiyordun. Benim temin ettiklerimi. Bu da adaletli değildi aslında. Aynı şartlarda yarışmıyorsun. Şu anda biraz aynı abi ya. Şu anda maddiyat açısından şimdi bazı yarışçılar daha maddiyatını rahat. Değişen bir şey olabiliyorlar. Biraz daha maddiyatı düşük olan arkadaşlar. Sana her gün ulaşamıyorlar. Yani o da yapacak bir şey bu artık. Ya aslında yaşlı. İşte dediğim gibi aslında ilaç da bir etken yani çok fazla değil. Çok fazla değil. Yani natürel daha verimli. Ben erkek yarıştırırken erkeklere ilaç biraz giremedim yani. Natürel yarıştığım var. Daha avantajlı erkeklere. Çünkü bozamazsın kuşu yani. Vitamin de yüklediğin zaman fazlası biliyorsun zarar buna. Her şey zarar. Yani karaciğerini sonuçta şey yapıyor. Yoruyor. O vitamini de atmak için yoruluyor hayvan. Tabii. Onların hepsini dengelemek lazım. Aynen. Az ve öz. Yani sağlıklı tutmak zorundasın işte. Ya, en önemli soru. Şimdi sıkıntı ne bu işte? Çok ilaç verenler de bir senelik düşünüyorlar. Bir senelik düşünüyorlar. Kuşun 2 yaşını, 3 yaşını düşünmüyorlar. Ha. O sene ölümüne intihar komandosu gibi bakıyorlar kuşlarına. O sene o kuşu bitiriyorlar. Artık sene o kuştan bir daha verim alma şansları kalmıyor. Yok. Yani benim sisteme de oynuyor. Üretim, ben çünkü bir daha bir senede yarıştırayım diye. Üretim konusunda da sıkıntı oluyor. Tabii. Çok beklediğin kuşlar yavru verirken de sıkıntı var. Evet, boş çıkıyor. Yumurtaları boş çıkıyor. Yani ömrü de kısa oluyor. Mesela öbür türlü kuş 10 sene hizmet yapıyorsa, dişi bir kuş, öbür türlü hani yarışçı bir kuş 3-4 senede bir bakıyorsun kesmiş yumurtayı, nasıl keser, kesmemesi lazım ama çok yüklenmişler hemen bitirmiş kendini. Çalışmıyor, sistemi çalışmıyor. Aynen öyle. Ya şimdi o tek dul yarıştırmanın avantajı da şuydu. Kuş kaybı da yapmadık yani Metin. Kuş kaybımız da olmadı. Mesela sezon bitti. Son yarış Pınarbaşı'da o sene. Bir sürü kupalar almışsın. Bakıyorsun kuşların hepsi duruyor. Kupalar orada, kuşlar burada. Yani şimdi kuş kaybı da yok. 20 taneden 17 tanesi kümesinde. Şimdi neden? Planlı gidiyorsun. Kayseri'ye ya 6 tane verdim ya 7 tane. Yarım saat içinde kümesi kapattık. Yarım saat. 2'de mi 1'de mi ne geldi ilk kuş? Yarım saat sonra en son kuşum geldi. 6 tane kuş vermişim, 6 tane kuşum. Hepsi kümesimde. Şimdi öyle sistemli çalışınca, kuş da seçme kuş olunca problem olmuyordu. Ama şu an bence onu yapamaz o şekilde. Yani sistemi çok dört dörtlük demişsen çünkü eskiden biliyorsun. Doğal hayvan bir tek şeye çarpışıyordu. Atmacasıyla, avcısıyla. Şimdi inan manyetik alanlar bile kuşu çok çok etkiliyor. Onu da değineyim bak. O konu evet. Çok önemli. Bunu çok iyi yere değindin. Bizim İzmit depreminin olduğu seneler. 99 senesinde. Yarıştırdı. Ya bir tane kuş gelmez mi? Bir tane kuş gelmedi. Ankara yarışları oldu. Kırşehir yarışlarımız oldu. Benim bildiğim Ankara yarışları. Bir tane kuş gelmedi. O günde deprem işte aşçı sarsıntılar oluyor. Bilmem ne oluyor. Böyle çok böyle. Mesela bir sene sonra da devam etti. O oluyor. Şey var silah fabrikasında oluyor. Orada çok batak veriyorsun. Ama o deprem ve aşçı sarsıntılar bu kuşun tamamen beynini siliyor. Beynini siliyor. Kesinlikle bu yön kesinlikle yani yön tayini yapamıyor bu kuş. Çünkü kalktığı yerden yön tayini yapmak zorunda bu. Kalktığı yerde de eğer sismik bir hareket olduysa o sismik hareketten ötürü bu hayvan yön tayini yapamıyor. Kesinlikle yapamıyor. Gelen de tesadüfen geliyor yani. Hiç gelene şey yapmayın yani demeyin bu kuş geldi işte hepsi battı öyle bir şey yok. 3-5 tane kuş batacak bir tane gelecek. Evet, o biraz nasıl diyeyim sana, kolayına kaçmak gibi bir şey oluyor. Gelen nasıl geldi diyorlar. Bazı yarışlarda biliyorsun. Çok. Şimdi doğru yere uçan kuş, yani şimdi bu mesela 300 tane kuş saldığın zaman, bunun klasman her zaman söylüyorum, klasmanda olmayan hiçbir yarış değildir. Tabii. Klasmanda olmuyorsa o yarış, yani kuş değil. Gelmiştir. Gelmiş olmamıştır. Yarış olmamıştır. Aynen öyle. Gelin tebrik edersin. O kadar. Doğru yere uçmuştur. Değil mi? Ama yarış olmamıştır. Tabii yarış değildir. Geçen bana gördü öyle. Ama şimdi adam diyor ki 12 nasıl geldi?
Ya geldi de kardeşim doğru yere uçmuş. Bu seninki de olabilir diyor. Yani bu kuşun iyi veya kötü olduğunu şey yapmıyor. Kuşun yani, doğru yere uçup evine dönmesi yani lazım. İnsanların şunu bilmesi lazım. Gelen kuş iyi kuş değildir yani. Yarışan, hızlı yarışan kuş değildir. Aynen öyle. Rakibini yoksa geçen, birbirine geçen bu kuşlarda, yarış satan posta kuşlarında evini bulamamak diye bir şey yoktur. O tamamen seninle ilgilidir, bakıcısıyla ilgilidir. Bu posta kuşunun %90'ı evini bulur. Barcelona'yı örnek alsınlar. Bazı arkadaşlar mesela kafaları almıyorsa 50 bin tane kuş salınıyor Barcelona'da. Bu 50 binin 48 bini evine geliyor. Arkadaşlar, bir adamın kübesinde 50 tane uçmuş, Barcelona uçmuş kuş var. 48 bini en az Barcelona'dan evine geliyor bu kuşların. Gelmeyenler de 2 bin kuşu da firede. Tele çarptı, atmacaya bilmem neye bunları şey yap. Yani bu kuşların hepsi geliyor ama bu kuşların en iyileri farklı. En iyileri hızlı gelenler evine. Kazananlar. Yani illa birinci olacak değil yani. Evet, 50. olsa. Yani 48 bin tane kuş geldiyse en sonuncu kuş da Barcelona ama uçmuş. Hiçbir değeri yok çünkü zaten yok. Rakibi geçmiş olur. Önünde 48 bin tane kuş var. Şimdi Barcelona'da da batak yarışlar olmuyor mu? Oluyor. Orada da yarış olmuyor. O zaman yarış sayılmıyor yani. Adamlar için de sayılmıyor. Ya ben geliyor sadece geliyor. Söyledim ya insanlar diyor ya doğru yere uçmuş kuş. Madem diyor gelen nasıl geliyor? Ya tam gelen böyle geliyor işte. Biz gelene kötü demiyoruz. Gelene o yarışın şampiyonu ama bitti. Ama şey, o yarışın en iyi kuşu değil o. Değil yani. Değil. Şöyle bir şey oluyor. Mesela bu kuşlar su kütlesi yanından, gölün yanından, denizin yanından salarsan çok büyük batak oranı oluyor. Bozuk havada salarsan çok büyük batak oranı oluyor. Evet. 3000 kuş saldım, 1000 tanesi batmış. Ya bu kardeşim batan 1000 tane kuşta 200 km derece kırmızı da kötü kuş mu? Yani gene bir de bir geriye gidiyorsun, 250'de batıyor. 200'ü salmışsın, 200'den gelmiş, 250'de batıyor kuş. Aynen. Ya kötü değil bu kuş kardeşim. Ya da 600'e salıyorsun. Mesela bizim bu 600 yarışlarımız olmuyor yani, yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Hem kümeslerde hatalar yapıyorlar, hem salan adamlar yapıyorlar, hem buradan gönderirken dernekler yapıyor hatayı. 3-4 tane hata bir araya geliyor arkadaşlar. Yoksa Kayseri'den de herkesin kuşu gelir. Ben Kayseri'den 4 tane attım, 4 tane geldi ya. Malatya'dan 2 tane attım, 2 tane geldi. 2 tane gelir. Gelir seçtik, yani. Geldi yani. Bu kuşlar geliyor. Gelir, sadece gelir yani. Ama hızlı gelmesi başka bir şeydir arkadaşlar. Rakibini geçecek. Rakibini geçecek. Yarış olacak. Yani yarış olması lazım. Yarış olmadığı zaman onun bir anlamı yok o yarışın. Evet. Kuş sadece şampiyondur. Başımızın üstünde yeri vardır. Ama yarışmamıştır yani. Yarış sadece doğruya uçmuştur. Ya şimdi çok salım kararları da yanlış alıyor Türkiye'de. Ben bakıyorum mesela 2019 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Genel 630 km Kayseri yarışı. Ya uyuyorum mesaj gelmiş kuşlar salındı diye. Ya kalktım bir salım videosu atmışlar. Ya zifiri karanlık gece gibi. Aynen işte. Yani, aynı şeye değiniyoruz ya. Dedim çok tamam da kuş gelmez. Ya kuşlar geldi %80 batak. Yani halbuki mesela salmanın amacı ne yani? Yani ne erken işte. Hesapta erken salayım güneşe batmasın, sıcağı kalmasın. Tamam da 630 değil. Ya o kadar saçmalık. Yani. Çok saçma kuşları şeyler yani. Saçma şeyler. Bence o değil. Ben de 100 tane kuş gönderdim. Benim 100 tane kuşum var. Nasılsa 3-5'i 10 tanesi gelir kupa alır. Değil mi? Bence amaç o. Evet. Başka şey değil. Çünkü bir yani, taneden bir tane yani, gelir. Bir taneden bir tane gelir. Bir tane gelir yani. Arada bir tane çıkar gelir, batar evet. Ötekiler de batar, yarış da olmaz. Benim o şey sıradan bir kuşum gelir kazanırım ben. Çünkü yapayım şimdi 100 tane kuş salmışım, 3 tane gelmiş ben sevinirim. Ben hayvanı seviyorum ben. Öyle insanlar var. Var listede gözüküyor. 500-600 ile 700 de kupa alayım, maratonda kupa alayım ama isterse çoğu batsın. Ya zaten bu çok aşırı ilaç kullananların mantığı da o. Ben kupa alayım, kuşlar isterse sene sonunda kupa kuş kalmasın. Ölsün isterse. Ben 10 tane 15 tane kupam olsun. Ama 200 tane kuştan başladı. 190'a gitsin 10 tane kuş kalsın. Bak şimdi biz posta kuşunu seviyoruz. O adam da demek ki kupayı seviyor. Yani kupayı seviyor. Seviyor. Biz posta kuşunu seviyoruz. Yani ama elimizden geldiğince yarıştırmayı seviyoruz ama. Metinciğim ne olursa olsun. Bana göre kuş kaybetmemek, kuş kaybetmemek için daha önemli. Yani şey yetiştirmemiz lazım. Salım ekibi yetiştirmemiz lazım. Kolombodromlarda da, bu yarış etaplarında da bilinçli. Kuşu seven adamı, kuşu besleyecek orada, üşenmeyecek, suyunu, muyunu, yemini verecek ve havayı koklamak zorunda orada. Ben buradan hiçbir zaman salım talimatı veremem ona. Vermemem de lazım. Ben bir senesine gittim, bana o kadar talimat vermem. Vermemem de lazım. Kimseyi de dinlemeyecek. Oraya giden adam, çünkü bakıyorsun Avrupa'da, biz o zaman yani biz 20 sene evvel seyrediyordum ben videoyu.
Adam görevlisi vardı. Salımda mesela... Kolayda kalıyor, yazıyor. Heh. Kağıt imzalıyor. Çalışan, çalışan adamlar var orada. Bir yani yemlerine, sularına bakan şoförü, meförü. Bir de gelen böyle takım elbiseli bir tane adam. Değil. Elinde kağıt, kağıdı, evrağı, hava raporları, bilmem nesi. Hepsini koordinatörler. Yani bunlar imzalıyor Sırat. Bunlar çok önemli şeyler ama biz bak 20 sene evvel bunu görüyorduk. Bizde halen daha böyle bir olay yok. Ve halen daha düzgün, doğru düzgün bir anlayış. Acaba görüp görmemezlikten mi geliyorlar? Görüp görmemezlikten mi geliyorlar? Şimdi federasyonun aslında şunu da yapması lazım. Bunu federasyon yapması lazım. Bir ders olarak salın dersleri vermesi lazım. Yani evet, gidecek arkadaşlar. Kişi getirip veya bir kuralı olması lazım. Şu şarttan şu olabilir. Salınır diye. Veya her şey olabilir. Dernekten yarış, mesela diyoruz hani olimpiyatlar bilmem ne yaklaştıklar olacak diye. Bunlarla ilgili döküman olmayan yarışlarda kabul saymayacak. O zaman mecbur herkes bunları denetlemek zorunda kalabilir yani derneklerde. Başta şöyle bir şey olabilir. Federasyonda bir yönetim kurulup, yani bir bölüm kurulup, yarış komisyonu kurulup her derneğin yarışını bile o komisyon karar verebilir. Evet. Yani bu işte uzman, bu işi bilen insanlardan kurulup ya oraya yetkilisini gönderecek. Şey, yön tayinleri. Oraya yetkilisini yani. Gönderecek. Yetkili biri olacak orada. Yani diyecek ki şu adam kardeşim bu işin ehli bu adamdır. Bu adamı oraya göndermek zorundasın. Aynen. Yani federasyon buradan talimat vermeyecek. Şimdi yapıyorlar onu. Buradan talimat veriyorlar. Kuşu salın. Saat 8 sal, 7 sal, 6.30 sal. Öyle bir şey yok kardeşim. Orada nasıl var? Öyle bir şey yok. Sen orayı görmüyorsun. O senin çekimin de iyi değil. Sen kuşların pozisyonunu görmüyorsun. Kuşların pozisyonu çok önemli. Biz binlerce defa kuş salmışızdır. Giderdik biz mesela taşımalarla bile gitsek koyardık Metin böyle dizerdik taşımaları. Tamam mı? Sabah erken diyelim, gün ağarmamış. Dizerdik, uzaklaşırdık biraz. Bizi görmeyecek yere gelirdik. Ondan sonra havanın aydınlanmasını beklerdik. Hava aydınlandıktan sonra da yine beklerdik. Neyi beklerdik? Bu kuş eğer hazırsa, güneş hazır mi? Olduğu an Metin, güneş güneşi de değil. Biz ona karar veremiyoruz. Kuş hareketleniyor. Kuş aynen. Vuruyor böyle. Aynen. Taşımanın şeyine vuruyor, önüne. Doğru. Sal diyor beni. Sal dediği an salacaksın. Kuş istediği zaman salacaksın. Doğru. Sen istediğin zaman salmayacaksın. Yok güneş buradan doğmuş. Burada bulut varmış. Orada yağmur var. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kuş eğer beni sal diyorsa salmak zorundasın. Onu kaçırmamak zorundasın. Ve onu saldığına o kuş filesiz geliyordu. Yani biz kendimiz hep gözlemledik bunları. Şimdi işte yarış arabalarında falan kapaklar falan var. Onların o şekil. Kapakları şöyle, yine kapaktan gözüküyor dışarısı. Fark etmiyor. O hissediyor onu. İnan bana hissediyor. Yok içerideki insan onu hissedermiş. İnsan oraya göndereceğin insan bunları bilecek. Bunları bilerek bekleyecek orada. Kuş hazır olduğu an salacak talimat. İşte, basacak saatine basacak. Bunların bir de federasyonun vereceği dersler olması lazım. Uzaktan bağlanmayla, telekonferans sistemiyle federasyon yetkili de bir uzman olup bunların derslerini bile verebilir. Yani dünyada salın kuralları belli. Evet. Hava şu şekilde olursa salınmaz. Hava bilmem kaç derece olursa salınmaz. Su kenarından salınmaz, şöyle salınmaz, böyle salınmaz. Hepsinin de şeyi var. 45 derecede kuş salındı burada. 45 derecede yani, 500 kilometre salındı. 500 kilometreden yanlış hatırlamıyorsam yarıştık. Ankara şampiyonumu, kaynaşlı şampiyonumu kaybettim orada. 45 derecede kuş da gelmedi zaten. Avrupa'da 28 derece mi, 27 dereceden bile sonra yarış yapılmıyor. Yapmıyorlar. Ve o zaman da dedik bak bu hava raporlarını alın kardeşim. Bak lodos var bu havada. Lodos ağır bir lodos. Doğru. Bunları alalım. Arşivleyelim. Bir daha böyle havalarda bunları salmayalım. Günah. Bu kuşların günahına giriyoruz. Çünkü bu hayvanlar yani gerçekten bu iyi kuşlar kolay kolay doğada da yaşamıyor. Evet. İyi dediğimiz kuşlar. İyi hırslı, evini seven, seni seven kuş dışarıda da yaşamıyor. Kendini bitiriyor, ölüyor bu hayvan. Burada kuşa yem oluyor. Doğru. İyi kuşlardan bahsediyoruz. Yani dışarıda doğada bir sürü kalan kuşlar var. Onlardan bahsetmiyoruz. Onlar uyum sağlıyor. Onlarda hırs yok zaten. Onlar yarışçı değil. Posta kuşu sadece evine geliyor onlar. Ama bir de yarışçı iyi kuş dediğimiz kuşlar var. İşte demin bahsettiğimiz hırslı yarış yapıp kazanan kuşlar var. Bunları kollamamız lazım. Kollamamız için de çok bilinçli federasyon yönetimi, federasyon başkanının işi de değil bunlar. Ekibi komisyon kurulacak. Yani aklı başında insanları alacaksın, kuracaksın. Yok bu var, Türkiye'de de var kardeşim. Bir sürü insan var. Rami Hamzalar var. Bir sürü yani bizim eski adamlarımızdan düzgün insanlar var. Bu işleri bilen, yıllardır bu işe Hamdi Sevinç'tir. Bir sürü vardır yani. Bu tarz insanlar da elini taşın altına koymuyor ya.
Ya bunların fikirlerinden yararlanmak da lazım. Elini taşın altına koymasın. Oraya gidemez. Ben de gidemem. Ama burada adamı eğitip gönderebiliriz. Kardeşim bak böyle böyle yapacaksın. Ha, bir kere hata yaptı mı bu adam? Bu adamı çekeceksin kardeşim. Bir daha sen gidemezsin hiçbir yerde. Yarışa marışa gidemezsin. Senin gideceğin hiçbir yarış geçerli değil. Göz göre göre kuşları batırdın sen. Ki adam da kendini ona göre şey yapsın değil mi? Korksun adam. İşini kaybetmekten korkması lazım. İşini kaybetmekten korkarsa... Bizde sıkıntı ne biliyor musun abi? Herkes bu işi şey için yapıyor. Hobi olarak yaptığı için... Mesela federasyon başkanlığı bile, evet, bu işi meslek olarak yapan, maaş alan biri olsa mesela, evet, ona hesap sorabilirsin ama şimdi abi, nedir? Ya ben paramı içindeyim, paramı alıyorum. Yani adam işini gücünü bırakmış federasyon başkanı, bir bakıyorsun orada, bir bakıyorsun burada. Bu da yanlış. Tabii, o da yanlış. Daha profesyonelleştirmemiz şey lazım bu işi. Evet, bence de yani. Yani biraz... sekreteri, federasyon sekreterinin, bilmem evet, federasyon başkanının işi değil. Ben bir yere bırak bir şey istediğim zaman ben arayacağım, sekreterden bilgiyi alacağım. Federasyon başkanının işi değildir yani. Başkan, doğru. Başkan sadece bu işleri organize etmektir. Yani bir fabrikanın, bir işletmenin genel müdürüdür. Yani şimdi İstanbul Belediye Başkanı var. Sen biliyorsun başkan, su işleri, su işin masa, su işi de soruyorum. Ben suyu soracağım, başka vereceğim su. Olamaz. Ya benim suyum kapalı. Yok bilmem şurada araman lazım. Arada bilmem ne yaptı. Yani böyle onunla bir şey yok. Onunla ilgili bir birim araman gerekiyor. Aynen öyle. Yani. Ama yani bunları yapacak insan da yine başkandır kardeşim. Başkan da o olacak, o bilgi birikim olacak. Bunları organize edecek başkan. Başkan da etten suçsuz değildir yani. Eğer bu işi yönetiyorsan, bu işe soyunduysan bunları yapmak zorundasın kardeşim. Ya da yapma. Tabii. Yapacak adam gelsin yani. Yeah. Bunda darılacak. Hepimiz arkadaşız, hepimiz dostuz. Arkadaşlık ayrı bir şey ama eğer posta kuşuna gönül veriyorsak posta kuşunu da bir yerlere getirmemiz lazım. Gelişmesini istiyorsak. Gelişmesini istiyorsak artık bu. Yani biz bir de burada bir örnek ülkeyiz şu an. Şeye baktığımız zaman. Başlamadan önce de evet, İran'a baktığımız zaman, Irak'a baktığımız zaman, Suriye'ye baktığımız zaman, alt taraflara in. Yani bunların hepsinin örnek ülkesiyiz biz. Suudi Arabistan'a in, Kuveyt'e in. Biz burada şeyiz ya, lider konumundayız. Yani lider olmak zorundayız burada. Her şeyde olduğu gibi. Çünkü Avrupalı bir bakıyorsun Avrupalı'ya, adamlar oralara ulaşmak için neler yapıyorlar yani, her şeyi yapıyorlar oralara ulaşayım diye. Ya bunlar zaten biz bunların lideriyiz kardeşim. Biz burada bu işi geliştirelim. Demin bir şey anlatmıştın ya, bunu istersen gene bir videoda da anlat istersen. Plastik şey yani. Ha plastik şey. Mesten de zaten plastik. Mesten de şeyle. Evet. Izgara üretiyoruz burada. Şimdi biz plastik yer ızgarası işte yumurtalık, tünek minek üretiyoruz. Erbil'den bir müşterim geldi. Yine tekstilden tanıdım. Çocuğun durumu da çok iyi. Yani çocuk orada tekstil mağazaları olan, zinciri olan bir çocuk. Aynı evet, zamanda da güvercin merakı var. Güvercin besliyor. Geldi beni buldu. Tekstilden ötürü beni buldu. Askı imalatı yapıyordum eskiden. Çocuk geldi. Neyse buradan bir iki işte böyle çuvallıyoruz ızgarayı. Gönderiyoruz. Ama kargosu ızgaradan pahalı tutuyor. Mesela ızgara 100 lira tutuyor diyelim bir çuval. Adam 100 lira kargo alıyor. Ya dedim Sultan çocuğun ismi. Aklıma geldi. Sultan dedim oğlum dedim gel dedim orada üretelim bu malı dedim. Madem orada dedim piyasa var. Bütün Irak'a. Nakliyesine vereceğim. Zor nakliyesi zaten nakliyesi bize kalsa dedim yeter yani. Birebir neredeyse para kazanırız. Abi dedi iyi güzel söylüyorsun da dedi. Ben dedi bu malı dedi Türk malı diye satıyorum dedi. Türk malı olmazsa bunu dedi almazlar dedi. Ben orada üreteyim bu malı almazlar dedi. Benim çok şeyime gitti yani tuhafıma gitti. Demek ki dedim biz de dedim orada bir marka, hani biz marka yani olmuşuz yani Türkiye olarak bir marka olmuşuz. Evet. Aynı Almanlar gibi yani Alman malını istiyor ya da Japon malını. Örnek veriyorum. Çoğaltabilirsin yani eskiden biz nasılsak aynı. Şimdi adamlar da bu mal bu çocuk bana bunu söyledi ben şaşırdım yani. Ve çok da hoşuma da gitti. Gururlu bir şey aslında. Yani. Evet çok da hoşuma gitti tabii bu olay. Demek ki Türkiye bir marka, biz farkında olmasak da... Abi zaten yani ihracatta, ithalatta da Türkiye zaten ne diyorlar ona? Merkezi konumda. Merkezi konumda. Merkezi aynen konumda. Yani, yani sadece kuş içinde değil, yani her işte merkezi konumda. Yani, yani biz burada mesela yarışlarımızı, kuşlarımız, yarışlarımızı özellikle Avrupa standartına getirebilirsek, yani çok kolay o yani Avrupa standartına getirmek... Çok zor bir şey değil yani. Değil federasyonun iki dudağı arasında, federasyonun diyorum, federasyon başkanının demiyorum.
yani komitelerini oluşturacak. Bütün nerelerde derneklerimiz var. Kaç tane derneğimiz var sen biliyorsun. Bu işlere sen daha çok hakimsin. Evet. Bütün yerlerden adamlar toplanacak, bilgili adamlar. Onlarla ilgili bir komisyon kurulacak. Kardeşim bu Avrupa'da bu sistem nasıl yürüyor? Bu yarışlar nasıl yapılıyor? Tamam mı? KBDB yarışı nasıl yapılıyor? Çünkü bakıyorsun KBDB yarışı olmasa Avrupa'da, Avrupa'da da posta yarışı bitmiş. Ne bileyim Barcelona türü bir yarış Türkiye'ye uyarlanabilir mi? Bulgarlar da girebilir yani. Nasıl yapabiliriz bunu? Uluslararası bir tek bir yarış. Senede bir tane Cumhuriyet yarışı. Mesela son ne bileyim, 1100 kilometre. 1100 kilometre, 1500 kilometre. 30 Ağustos yarışı, Cumhuriyet yarışı. Ne bileyim Kurtuluş yarışı. Bir isim. Olabilir, olabilir. Kıbrıs yarışı. Kıbrıs'tan salınabilir. Yani böyle. Ya ben mesafeyi tamamlayamasam bile Diyarbakır'ın da, İstanbul'un da, Edirne'nin de, Manisa'nın da, Balıkesir'in de orta noktada yarışabileceği bir 700 kilometre civarı bir yarış bile yapılabilir abi. Onu Diyarbakır tarafına şey yapamayız, yapamayız. Sistem olarak yapamayız. Hı. Bu taraftan yapabiliriz ama bu tarafı batıya yani İzmir. Ama Avrupa'da var bu abi. Mesela biri batıdan güneye yarışıyor, biri güneyden. Ama bizim toprağımızdan nereden o zaman Rusya'dan salmamız lazım. Ha yok yok orta noktada. Mesela Gümüşhane olabilir, Karadeniz'in bir noktası olabilir. Hepsinin tamam olabilir. Olabilir. Yani o tarz bir şey yapılabilir evet, yani. Evet o da olabilir. Tek bir yarış. Tek bir yarış. Her yere gitsin. Aynen öyle. 700 kilometre. 1000 kilometre olmaz. Aynen. 700 olur. 600 olur. Aynen. Aynen. Karadeniz'den bir yarış yapılır. Karadeniz'de yarışçı yok. Karadeniz'de aynen. Posta güvercini besleyen yok. Karadeniz'den ortaya Diyarbakır'a, Antalya'ya, İzmir'e, İstanbul'a, Edirne'ye tek bir yarış yapılabilir. Aynen. Barcelona türünde bir yarış yapmamız aynen. lazım. Aynen. İki tane yarış. Özel bir yarış. Özel derken federasyonun özelliği. Tabii, aslında dernekler bir, üstü bir yarış yani. Dernekler üstü. KBDB yarışı değil ya. KBDB yarışı dünyayı bağlayan bir yarış değil aslında biliyorsun. Sanki değil. Belçika'yı bağlayan. Kendi klasman kupasını çıkarttığı bir yarış. Aynen. İki senelik çıkarttığı bir yarış. Yani aynen. Tek sene değil. Biz de burada yapıyoruz onu. Farklısını yapıyoruz. Biz bir sene hani 10 sene yarışa gidiyor kuş. Tamamladığı zaman klasman kupası alıyor. Genel veya dernek fark etmiyor. Bunu iki sene üst üste yaptığın zaman zaten o KBDB tarzı bir yarış yapmış oluyorsun. Yani evet. Dünyayı bağlayan bir şey değil yani normalde. Tabii değil değil. Kendi içerisinde yapacağız onu. Şurada ama. Belçika, dikkatini şöyle çekeyim. Belçika bunu niçin yapıyor? Dünyaya kuş satmak için. Kuş satmak için yapıyor. Almanlarda yok. Hollandalılarda yok. Yok. Ve kuşlarının değeri de bu kadar yok. Bir KBDB şampiyonunun değeri 100 bin euro örnek verelim. Hollanda'da aynı mesafede bir yarışan bir kuşun 5 bin euro. Aynen öyle. Basit olay. Abi, bu, amaç dünyaya kuş satmak. Burada gerek kim bitiriyor işi? Pipa bitiriyor. Pipa bitiriyor. Evet. Kuşları şişiriyorlar. Sonuçta kuşları kendi alıyorlar. Tabii. Ve piyasaya o kuşların o sene bir sürü yavrusunu satıyorlar. Dünya paraları için ne oluyor? Soyunu, ırkını satıyorlar. Burada nasıl yapabiliriz? Karşılığını ben söyleyeyim. Şimdi bizde de böyle bir çiğ ziynet olsa. Ben onu çiğ ziynet görüyorum. Çünkü insanları kandırıyorlar. Tabii. Biz de şimdi mesela geliriz Ceren Üzülmez'in bir şampiyonu var. Çıkartırız siteye. 50 bin liraya alırız. Her yere onun ondan sonra 10 bin liradan yavrusunu satarsın. Tabii. Bu mantığı kullanırlar. Bu benim çünkü helal aramı bilmiyor adamlar. Ya. Benim de işime evet. geliyor, senin de işine geliyor. Abi canım senin işine geliyor. İşine geliyor ama insanları kandırıyor. İşte burada insanları da biz Müslümanız, helal aramı biliyoruz. Bunun evet. yanlış olduğunu bildiğimiz için bu yola başvurmuyoruz. Hani kimseyi kandırmaya uğraşmıyoruz. Ama Avrupalı'da bu yok. Avrupalı'nın umurunda değil ki. Adam zaten inancı yok ki kardeşim. Aynen. Helal haram olarak görmüyor ki onu. Onu ticari bir zeka olarak görüyor. Adamlar evet. müthiş pazarlamacı. Yani mesela yani yok mantık o aslında bak dikkat et vallahi bak hani birincisi KBDB bu kadar para yapmıyor daha önce de yapıyorlardı bu yarışları ne zaman FIFA bunlara el attı tabii. fiyatlar birden bu kadar yükseldi yani tabii. normalde ama KBDB yarışlarına bakıyorsun derinliğini yiyorsun 10 bin kuş 20 bin kuş 20 bin kuş rakamını buluyor şampiyon iyi şampiyon kardeşim yok biz kötülemiyoruz bak, kuş kötülemiyoruz biz onu yakalamamız lazım biz hani 100 bin euro değil biz burada 50 bin liraya satılsın kuş senin kuşun şampiyon olsun, hayır. 50 bin liraya satılsın, bir değeri olsun kuşun. Biz kuşu kötüleme yok. Hayır, sen yani de kötülemiyoruz. Aynen. Biz kuşu kötülemiyoruz. Biz zaten kötülediğimiz kuşun yavrusunu niye yedin? Biz zaten besliyoruz o tarz. Tabii, tabii. Ama burada amaç şu. Ama hani kıyaslama yapıyoruz ya. Amacın dışına çıkarıyor. Ha. Aynen öyle yani. Şimdi içine şeyler fiyatları tavan tutuyorlar ve bakıyorsun her bir yüksek para satılan kuş da kendilerinde. Kendilerinin en yüksek. Ya niye mesela alan kişi niye kendi üretmiyor da pipa üretiyor? Aynen. Bana orada çok saçma geliyor. Niye FIFA'da var? Herbos'ta niye çıkmıyor fiyatlara? Yani. Niye?
Aynen öyle. Onlar bu işi güzel yapıyorlar. Ha biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. Benim mesela kafamdan geçen şuydu. Mesela 3 yarış yapabiliriz. Yani bu KBDB gibi 3 yarış. İzmir, Manisa, bak biz burada aynı çizgideyiz Metinci. Battı çizgi. İnsanlar aslında var ya. Yani şöyle bakarım, İzmir, Manisa, Bursa, Edirne. Göstermek lazım. İzmir, Bursa, Edirne, İstanbul. Böyle aynı çizgideyiz. Biz 3 yarış yapabiliriz KBDB stili. Şimdi İzmir'den diyelim ki Kırıkkale'yi baz alalım. Kaç kilometre İzmir'den Kırıkkale? 700 kilometre diyelim. Örnek. Bizden İstanbul'dan kaç kilometre? 500 kilometre. Dostum yalnız orada şöyle bir lafını keseyim. Ben senin demek istediğim ortak yarış diyorsun. Hı-hı. Sen KBDB ortak yarış değil ama. Yok yok tek her bir yarış. Her yöne kendi yarışıyor. Liste çarpmış diyorlar. Tek bir yöne kuş sana KBDB şampiyon olmuyormuş. Bak nasıl biliyor musun? İstanbul Posta burada kendi şampiyonunu çıkartıyor. Tamam. Kuş adeti. Yarış adeti, kuş adeti. Ama ona göre kuş şey ha, adetleri işte, var. Adet. İşte adet diyorum ya tabii size. Yarış adeti, kuş adeti. Şey salıyor. Diyarbakır kendi bölgesinin as şampiyonunu çıkartıyor. İstanbul olarak sen çıkartıyorsun. Manisa olarak İsmet çıkartıyor. İzmir olarak ben çıkartıyorum. Ve bunun gibi Türkiye'nin neresinde yarışçı dernekleri varsa hepsi kendi bölgenin as şampiyonlarını çıkartıyorlar. Merkezi sisteme toplanıyor, çarpıştırılıyor. O daha da kolay. Tabii daha kolay. Yok kolay. Yani federasyonun da daha kolay. Senin dediğin farklı bir olay. NPO yarıştır abi. NPO genel yarıştır. Genel abi. Benim dediğim Barcelona gibi, Barcelona, yarı Barcelona gibi olur. O da yapılabilir ama. O evet. Türkiye genelinde bir yarış düşün onu. Yapılabilir o. Ben o yapılmaz demiyorum ama KBDB burada daha basit bir şey. Çünkü herkes kendi bölgesinde yaşıyor. O çok kolay. Benim dediğim sistemde de 15 bin kuş toplarsın şu bölgede. Evet. 20 bin toplarsın. Evet. 20 bin kuşun şampiyonluğuna herkes talip olur. Ben de talip olurum. Tabii, sen tabii. De talip olursun. Bir de ayrı ayrı bölgeler. Ayrı ayrı. Kuş kendi evine gitmek zorunda. Yani gelip de bu tarafa yatıp da oradan bana gelecek böyle bir şey yok. Öyle bir kuş değil. Kuş direkt lider olmak zorunda. Kendi evine gelen kuş olmak zorunda. Bu kuşu da herkes talip olabilir. Yani biz kuşu da hani nereye götürebiliriz'in peşindeyiz. Yani çünkü en yoğun kuş adedi bu benim saydığım işte yerlerde. İşte bunlarla ilgili aslında şöyle yapalım. İzmir, devam. Manisa, Bursa, bir gün daha Edirne, biliyor musun? Bu işten Kırklareli, İstanbul. Alalım yanımıza. Bir harita çizelim, getirelim. Harita, harita üzerinde göstererek, anlatarak nasıl yapılabilir? Fikir. Evet. Oradan bir arkadaşımız da istediği zaman der ki yok şuradan şöyle yaparsanız daha iyi olur. O da bir fikir vermiş olur. Tabii. Bunu böyle bir buradan güzel bir iki yarış. İki yarış düzenlersek buradan şu dediğim şekilde yani böyle kümes üstü, ev üstü uçumları çok çok daha ileri götürürüz. Çok çok daha değerli olur. Ben bile bak ben bırakmışım beslemek istemiyorum. Sadece kolombodromlar için biliyorsun sen. Al kolombodrom için besliyorum. Ama böyle olursa ben bile beslerim yani ev üstü uçum için. Bir, ikincisi. Ben bile kuş hazırlarım. Kuşa böyle güzel bir şey olsa, organizasyon değeri olsa, değeri olsa yani organizasyon. Değeri nasıl olsa ama bak şimdi kuş o şampiyon da olsa bir ödül olmadığı zaman değeri yok. Bana göre kuşun değerini arttıran en büyük etkenlerden bir tanesi ödül. Şimdi kuş 100 bin lira veya 50 bin lira öyle bir yarışı ödül alsa kuşu zaten otomatikman değer 50 bin lira. Aynen öyle. Şimdi kolombodrumda 200 bin lira, 150 bin lira, 150 bin lira, 30 bin lira kuş satılabiliyor. Yani. Şimdi dam üstünde bir ödül olmadığı için kuş 1000 lira ödül alıyor, 1500 lira, 2000 lira satılmasa normal. Bence değerinden de yükseğe satılıyor. Yani, aynen öyle. Yani kıyaslama yaptığın zaman değerinden de yükseğe satılmış gibi bir şey oluyor yani anlatabiliyor muyum? Ya, 1000 lira ödül alan bir kuş, örnek 1000 lira satılsa normal geliyor. 8500 kuşun az şampiyonu olmuş kuşu 1000 dolara satamam. 1000 dolara. 8500 kuşun az şampiyonu olmuş. Kanıt. Satamadın değil mi? Satamadık. 1000 dolara yapmıyor. Dedim lanet olsun bu iş o zaman yapılacak ama bir o şey kuş, değil yani. O senesi 10 bin dolar ödül alsaydı 1 sene, dolar ben bırakmazdım ki o zaman. Vermezdin zaten. Ben hem de şeyi bırakmazdım, postayı da bırakmazdım. Çünkü iş bu da bir iş olmuş olurdu yani. İşte, çünkü başarımın, demek ki başarımın, emeğimin karşılığını alıyorum. Burada da aldıktan sonra sıkıntı yok. Demek ki neden geçiyormuş? Postumuşun değer kazanması için. Kuşun para etmesi. Para etmesi lazım. Ben her zaman söylüyorum. Şimdi mesela para ve para ökleniyor değil mi? Eskiden bakıyor. O zamanlar da kardeşim 7 bin 8 bin kuş toplanırken de biz 1 lira 2 liralık kuş alıyorduk ya. Evet. Şu anda 1 lira 2 lira. Hani aslında posta kuşu bence çok pahalı değil şu an. Ne pahalı biliyor musun? Salımlar malımlar pahalı. Yemi pahalı, ilacı pahalı, ilacı şey pahalı. Onun haricinde ciddi söylüyorum 15 sene önce saldığın fiyatlara şu an kuş salıyorsun ya. Çok doğru. Çok bedava. Yani o parayı çok rahat toplarız. Eğer dediğimiz gibi yapılırsa. Kuşbaşı zaten bir ücret ödeyeceksin. Sen 2 lira alacaksın, 3 lira alırsın ama ödül var dersin. Aynen öyle.
50 tane göndereceğine 30 tane seçerek kuş gönderip kalite de yükselir. Manisa'yı, ne olur adam pazardan aldığı kuşu oraya götürüp yarıştırmaz. Yarıştırmayacak. İyi kuşunu, iyi kuşunu verecek oraya, para edecek. Hedef var, hedef. Hedefini seçmiş adam diyecek. Ödül var. Ben niye diyecek 30, 100 kuş tane satayım ya? Ben diyecek 20 tane kuş beslerim diyecek. Para için beslerim. İyisini beslerim diyecek. İyisini beslerim. Şimdi kolon modunun örnek gösterirsek, herkes kolon moduna iyi kuşunu gönderiyor. Adam mecbur. Pazardan alıp 50 liralık kuş oraya göndermiyor ki 500 lira. 500 lira veriyorsun, üstte para veriyorsun. Değil mi? Değil mi yani? Üstte para veriyorsun. Hedefi yüksek ne yapıyor? Kaliteyi yükseltmeye çalışıyor. Ben şimdi 20 tane yavru seçeceğim, 20 tane yavru çıkacak. 5 tanesini, 10 tanesini seçeceğim, içinden vereceğim. Veremem yani fazla. Niye içine göndermiyorsun? Niye? Çünkü maddiyeti var. Maddiyeti var, para vereceğim, cebimden para ödüyorum. Hem cebimden para vereceğim, hem kuşumu kaybedeceğim. Ne gerek var? İşte yani, bence kuş değer kazanmasının en büyük faktörlerinden bir tanesi de etaplarında ödül olursa bu kuşun değeri yükselecek. Otomatikman yükselecek. Evet. İstemesen de yükselecek, istesen de ama yükselecek. Ama etaplardaki ödülü dernekler bazında veremezsin. Bölgeler bazında da veremezsin. Öyle bir para toplayamazsın. Ama bu dediğimiz sistemle ya İstanbul, sistem İstanbul genel bir yarış yaparsın. Bir zaten biz İstanbul genel var. Olmak zorunda. Olmak zorunda yani. Öyle şey kafasına göre kimse olmak hareket edemez yani. Federasyon, lafını unutma Metin, federasyon bu işleri organize edecek. Mesela geçen gün diyor ki, ya abi diyor, sen diyor iyi söylüyorsun, doğru söylüyorsun da işte şu dernek istemeyecek, ya kabul etmesin kardeşim, o dernek kabul etmese ne olacak, o kaybedecek ya. Sen bir sene, ama sen bunu federasyonun çatısı altında yaparsan olur. Ben dernek olarak, İstanbul Posta olarak veya işte Sultan Çiftliği Posta olarak yapamam bunu. Öyle bir yetkim de yok. Ama bunu federasyon yaparsa bu iş bir yerlere girer. Federasyonun kontrolü altında olursa bu iş olur. Federasyon diyor ki yarışlar niye karışmasın kardeşim? Biz federasyonu kurarken, kurduğumuz zamanlar postacılar olarak kurduk zaten biz bunu. Evet. Bize hizmet etsin diye postacılara Avrupa'yla temasa geçelim, Avrupa'dan bilgi alalım, yolumuzu aktaralım. Yolumuzu açsın diye biz bunu zaten posta için kurduk bunu. Bu yarışları eğer düzenleyemeyecekse, yarışlara liderlik yapamayacaksa ne anlamı var o zaman federasyonu kapatalım gitsin, ne yapacağız federasyonu yani. Bir anlamı yok yani. Ha, girmeyen dernekler olacak, çatlak ses olmayacak mı, olacak bir ama sene, sonunda bir, sene sonunda bir sene olmuyor, bir sene girmeyecek diyeceğiz, tamam kardeşim sen git kendi şeyinde oyna, bahçende oyna, tek başına oyna bakayım ne olacak, amatörce oyna, ben burada alayım 10.000 kuş diyelim, şampiyonu olmuşum, sen orada 1500 kuşun şampiyonu olmuşsun. Seni kim ne yapacak ya? Ne değeri olacak senin kuşunun? Üyeleri de zaten baskı uygulayacak. Zaten yani diyorum ya, bu sistem kendi kendine zaten diyoruz ya, şey şimdi KBDB diyoruz. Hadi Türkiye'ninki de başka bir isimde olsun. Tabii. Türkiye özel bir yarış olsun. Ne yapacak? Evet. O toplumun içine kazanmak için orada. O toplumun içine girmek zorunda kalacak. Bir ikincisi TGF zaten, ya. TGF koy ya. Evet, zaten bir de ne var abi? Biz bu İşte FCE'nin kurallarına uyduğun zaman ne yapacaksın? Olimpiyatlara da kuş gönderebilirsin. Tabii. Zaten dünya şampiyonu olma, evet. Yani bırak Türkiye'ye sınırlı değil ki bu. Evet. Sen o kuralların eline gittiğin zaman dünya şampiyonu olacaksın. Bunda daha güzel bir şey mi var? Kuş adetlerini ona göre herkes kuş adetini toplayamayan yarış yapamayacak. Tabii. Kurallara göre. Olmayacak yani, yarış yapamayacak. Kardeşim sen 1000 tane, 500 tane kuşlar. Gidin birleşin, beraber olun diyeceğiz bak. Beraber olursanız... Harçalanmanın da aslında önüne geçmiş. Önüne geçeceksin. Ben senin, mesela Ceren Üzülmez'den tartışıyorum. Hemen gidiyorum oraya bir dernek kuruyorum. Bir dernek kuruyorum. 5 tane yanında arkadaşım var. Hemen tamam bir dernek kuruyorum. Aslında olmaması lazım. Öyle bir şey olmaz. Benim onunla kişisel sorunum kişisel. Kardeşim sen derneği bağlamaz o. İnsanları bağlamaması lazım. Evet, zaten federasyon FC kurallarını uygularsa belli bir şey sayısı var. 20 yarışçı, 250 kuş. Yani bunu uygulayamayan yarış yapamayacak arkadaşlar. Evet. Yani bu uygulandıktan sonra bölünmelerin önüne geçecek o zaman. Geçecek. Aynen öyle. Bölünmenin de önüne geçecek. Kuşlar da para edecek. Yüksek fiyatlara, yüksek rakamlara kazanınca, yüksek rakamlarla 3.000, 5.000 kuşla, 10.000 kuşla kazanınca kuşun da bir değeri olacak. Ben satmayacağım kuşumu yani 10.000 liraya, 20.000 liraya. Niye satasın? Seri onlara göre yavru alacaksın. Ben şimdi... Yani kolon ben girdim zaten çok yani üzüldüm geçen sene değil evvel sene girdim. Ya bakıyorum kolon bodrum kuşu 40-50 bin liraya gidiyor ya. 40-50 bin lira nedir ya? Kolon bodrum kuşu bir şey değil ya. Kaç kuşu geçmiş orada diyelim? 3.000 kuşla yarışıyor en fazla değil mi? 2.500 kuş. 3.000 kuşun şampiyonu bir dünya paralara gidiyor abicim, açık arttım bana. Ya sükina ya, sen burada... Buradaki şampiyonlara bakıyorum. Az şampiyonu olmuş, İstanbul bilmem ne şampiyonu olmuş. Kuşun değeri yok. 5.000 lira, 3.000 lira, 10 lira. Yazık günah ya bunlara.
Ondan sonra ev üstü uçum, ev üstü uçum kalır mı Metin? Kalmaz. Tabii hocam. Ev üstü uçum kalmaz. Ev üstü uçumu geliştirmek istiyorsak, daha iyiye götürmek istiyorsak bazı şeyleri değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani ben dışarıdan gördüğüm bu yani. Ben üzüldüm. Gelmişsin kaç yaşına? 55 yaşına diyelim. Bir 55 sene daha yaşar mısın? Yaşar mısın? Allah ömür versin yani. Ya yok. Ama yaşamazsın. Bir daha göreceksin. Bir 10 sene en fazla kardeşim ya. Bir 10 sene daha şunu demek kendini istiyorum. Bileceğim. Bilmem ne yapacağım. Başlamışsın. 30 sene olmuş. 25 sene olmuş. Ben de başladım. Ben de 89'da başladım. Biz de bakıcı gibi senin madeni yavuz baktırıyorduk. Biliyor musun? Bir 30 sene, 30 sene öncesine bir 30 sene daha ileri yaşamayacaksın ya. 30 sene hiçbir şey yol almamış ki. Yani desen ki 5 basamak çıktık. Lan bir 10 sene 5 basamak daha çıkarsak diğerlere geliriz diyebilirsin. Ama 30 senedir bir yere çıkamamışsın ki, 30 senede ömrün yok, göremeyiz yani biz. Göremeyiz. Ama bir şeyler... Hızlandırmamız lazım ki. Hızlandırmamız lazım. İyi şeyler yapmak zorundayız yani, öyle diyelim arkadaşlar. Biz genelde en büyük eksiklerden geldiği kadar almak istiyorum. Türkiye'deki en büyük eksiklerden bir tanesi de ben fuarlara bağlıyorum. Fuarlar kuşları tanıtamadığımıza bağlıyorum. Fuarlar olmaz. Bu konuyla ilgili sen mesela ne düşünüyorsun mesela? Nasıl yapabiliriz? Yapılabilir mi? Yapılırsa bize artısı eksisi nedir? Fuarlar olmazsa olmaz zaten. Fuarları hatta şöyle kanatlı hayvanlar olarak birleştirip yapmak lazım. Evet, tek posta üzerine zaten posta bir şey değil. Yani. Güvercinlerin hep kanatlı bir dalı. Hayvan. Mesela biz yurt dışında da gitmişizdir, yurt dışında gidiyoruz. Adamlarda köpek, kedi, bilmem ne her şeyde var. Kanatlı hayvan da değil aslında. Bu tür şeyler yapıyorlar. Evcil hayvan kategorisi. Evcil hayvan kategorisinde yapıyorlar. Ama çok büyük fuarlar tabii yani. Çok zevk alıyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir sürü çeşit insan geliyor. Tabii. Öbür türlü sadece posta besleyenler yok, gelecek. Posta üzerine biz veya işte güvercin besleyenler gelecek. Ama biz herkesi istiyoruz oraya gelsin. Fuarın amacı o. Kelebeği de, kanaryası da, köpek besleyeni de, kedi besleyeni de, muhabbet besleyeni de, süs kuşu besleyeni de. Çok geniş ağımız var aslında bizim süs kuşunda. Ama güvercin üstüne yapmadıkça Avrupa'dan da çok fazla şey olmaz. Güvercin üstüne yapacağız. Güvercin ağırlıklı kapsasın diyoruz yani. Güvercin ağırlıklı yapacağız fuar. Yani şimdi bak, ama Kassel fuarı var, Dortmund fuarı var, sırf posta güvercin üstü mesela. Onlar başka. He, yani bir de sırf posta güvercin olmaz da, normal güvercinlikleri üstüne yaparsan oldukça geniş katılım olur diye düşünüyorum zaten. Evet, bence de olur aslında. Çok çeşitimiz var. Güvercin olarak tabii, çok çeşitimiz var. Taklacısı, şebobu, ondan sonra döneksiz, kelebeksiz. Yani, ama adam bunu çok güzel oryante etmemiz lazım. Yani her şeyin ırkının en iyi özelliğini gösteren kuşları sergilersen, böyle insanları görmek için çok çok fazla olur. Çok çok fazla olur. Yani, eksisi zaten yapamadığımız bir eksi bana geliyor. Eksi. Yani. Aynen öyle. Eksilerin bir tanesi de böyle genel her sene sonunda bir dergi çıkaramamamız. Evet. Ya onu ben çıkartıyorum bir ara biliyorsun. Posta kuşu olarak ama organizasyon yapmıyorsun değil mi? Yani aslında sen, ya, değil, orada... sen değil Metinci bunu. Sana federasyon çıkartacak. Seninle ilgisi olmayacak. Şahıs olmayacak. Şahıs derken şimdi şu federasyonun birileri yapsa zaten bak şimdi, birileri yapsa zaten ben ona bir şey ihtiyaç duymam. Ben zaten ona bir eksiklik gördüğüm için kişisel olarak yapmaya İşte federasyonun eksikliği aslında. Sene sonunda bir tane dergi çıkacak. Bütün yarışları, Diyarbakır'daki şampiyonları da göreceğim. İzmir'deki şampiyonları da göreceğim. Adana'dakini de, İstanbul'dakini de her şeyi görmek zorundayım. Yani her şeyi göreceğim o zaman. Kim nerede ne yapmış, şampiyon olmuş, hangi kuşlar olmuş, hangi... Ne bileyim işte hangi soylar. Adamlarla röportajlar yaparsın, eklersin. Az şampiyonlar. Mesela şimdi adam burada az şampiyonlarıyla. Ama dergi yapıyorsun. Sen değil. Misal veriyorum bak. Dergi yapıyorsun. Vereceğim para hesap diyor. Ama senin 10 katı fazlasını verip Avrupa'da bir dergiye girmeyi planlıyor. Heh. Bırak Türkiye'de gelişsin ya. Avrupa zaten yapıyor bunu. Aynen. Sen geliştir burada. Güzel. Senede bir tane. Hani... Senede bir tane yap ya. Kaç sayfa olursa olsun. Bütün yarışları. Önemli yarışlar. Yani klasman yarışlarını. Etap yarışlarının bir anlamı yok benim için. Etap yarışları. Bak bir sene yaklaştık bunların yarışı. O zaman koyacağım. Ali Başkan'dı bunların dernekte. Mesela ne oldu? 2 sene üst üste bütün listede klasman listelerini koydu, şeyleri koydu. Ali Düzü. Resimlerine gidecek. Değil mi? Klasman şampiyonlarına da koy. Resimleri çekmedi de mesela şahısların resimleri, kısa tanıtım şeylerini koydu. Aynen. Ama Metin'ciğim bunu dediğim gibi şahıslarla yapmamak. Ama resmiyet yapmanız ama mecbur kalıyorsun. Ben zaten posta üzerinden de ben bunu televizyonda yapmış değilim. Ben kişisel olarak aynen kendi adıma yaptım ben bunu ama yaptım yani bunu. Yapılmayanı yaptım yani anlatabiliyor muyum? Süper. Yapılmayanı yaptım. O da güzel bir şey ama. 6 sayımı 8 sayımı ne çıkarttım sonra bıktım. Çünkü sen resim veriyorsun öbür adam haftaya diyor bir dahaki hafta diyor. Bu adam diyor ya o niye vermedi bilmem bir şey.
baktın arada sen kalıyorsun yani. Aslında bunu güzellik olarak yapıyorsun ama ne oluyor? O niye çıkmadı? Bu niye vermedi? O niye o varsa ben girmem? Bu varsa ben girmem? Bunu federasyon sen... yaparsa işte bunların hiçbiri olmayacak. Girmezsen girmeyeceksin. Federasyon yapacak. Size zaten ödüyorsun. İstesini koyacak. İstesini koyacak. Hatta kuş resimlerini, resim isteyen, sayfada bir yer isteyen parasını verecek federasyona. Zaten parasını çıkaracak federasyona. Para da çıkmayacak cebinden yani. Yani eksik başı, eksikten bence bunlar eksikten daha ziyade yapılmak istenmiyor. 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 İstense yapılır abi. Bugün insanoğlunun yapamadığı bir şey var mı ya? Sen bu plastik işini yaparken taban ızgalarından böyle bir şey aklına geçiyor mu? Geçmiyor. Ama ne yaptın? Zamana ayak uydurdun. Evet, baktın abi. Bunda bir eksiklik var. Avrupa'dan getirdik, şey... gördük. Getirdik buraya. Yapalım. Ne yaptın? Kendini geliştirdin. Evet. Değil mi? Bu da böyle gelişmek lazım. Yani. Geliştirmek lazım insanın kendisini. İstemek aynen. Lazım. Hissetmek lazım. Kuşçuluk da aynı zaten ya. Yani postacılık da aynı. Evet, var mı Üstelik Paşa konu? Konu uzun da çözüyor, video atamayacağız galiba. Evet, bence burada keselim. Bayağı uzun video olacak çünkü. Tamam, keselim. Tamam, hayırlısı olsun. Aynen, aynen. Yani bir sohbet adında bir video çekemedik arkadaşlar. Yani hem kendimiz sohbet ettik hem de size posta işinin geçmişiyle alakalı. Çok eski yarışçı olduğu için Metin de eski yarışçı, Celal abi de eski yarışçı. Geçmişte neler yaşanmış posta güvercinde, bugün gelene kadar ne şekilde gelişmiş. Bunlar hakkında hem bilgilendirme hem sohbet tadında bir video çekelim dedik. İzlemenizi tavsiye ederiz. YouTube kanalımıza üye olup videolarımızı izlemeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cenab-ı Hüzzet'e de teşekkür ediyorum buradan. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Görüşürüz.